Bir Beyrut Hikayesi. Beyrut'ta bir mezar kaldı. Abdülhak Hamit. Beyrut'ta, Yeni İstanbul lokantasında, bulaşıkların başındayım. 18 yaşındayım. Saçlarım taralı ve parlak. Aklımda litografta çalışan beyaz Eleni var. Eleni, beni görseydi bulaşık yıkarken, düşünüyorum, kaçsam mı diye. Mesela Eleni'ye, kaçalım kız desem ve kolundan tutup sürüklesem. Binsek Beyrut limanından üç bacalı bir vapura, ama akşama babam çarpan kalbini yuvarlak elleriyle bastırıp Allah Allah nerede kaldı bu oğlan diyecek. Yahudi bakkalın önünde beni bekleyecek ve dehşetle gelecek aklına annemin. Külliyedeki 150'lik aktarın oğlu Hasan da böyle bir sabah gitmiş, bir daha dönmemişti evine. Günler geçecek, her akşam iki ekmek ve muhabbet dolu gözleriyle görünmeyecek oğulları. Yani ben, yıkık duvarlı bahçenin örme kamış kapısında. Karşıki evden şaşacaklar, Türk mültecilerin parlak saçlı oğlu kayboldu diye. Sevda çekmek de ne zor şey. Evdeki pazar, çarşıya uymuyor. Eleni güzel, yollar kaymak gibi, vapur kocaman. Ama ekmek bekliyorlar akşama. Kasım 1947, Adana.